Arkadaşlar merhaba. Uluslararası İşletmecilik Dersi 3. ünitesi kapsamında soru çözüyoruz. Sorumuz şu şekilde. Global faaliyetlerin coğrafik alanlara göre yapılandırıldığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Global Bölge Bölümü, B. Global Ürün Bölümü, C. Global Fonksiyonel Bölüm, D. Başlangıç Bölüm Yapısı ve E şıkkı Karma Örgüt Yapısı. Soruyu incelediğimizde global faaliyetlerin yani uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin coğrafik alanlara göre yapılandırıldığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. İşletmeler, özellikle çok geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren işletmeler, faaliyetlerini daha düzenli ve verimli yerine getirebilmek için faaliyette bulundukları coğrafyaları bölge bölge ayırarak o bölgedeki tüm faaliyetleri o bölge yöneticilerine, o bölge bölümlerine bu faaliyetleri yerine getirme görevini vermekte ve bölge yönetimleri tanımlanmış olan bölgeleri sınırları içerisindeki tüm işletmecilik faaliyetlerini, görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Örneğin bir işletmenin üretim faaliyetleri belirli bir bölgede, araştırma ve gelişme faaliyetleri bir başka bölgede, bir başka bölge yöneticisinin görev ve sorumluluğunda olabilir. Dolayısıyla bu tip faaliyetleri çok geniş bölgelere yayılan işletmelerin faaliyet sahalarını bölge bölge tanımlayarak ve sınıflandırarak o bölgedeki tüm faaliyetleri ilgili bölge birimlerine devrettiği, ilgili bölge yöneticilerine o sınırlar içerisindeki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinin görevinin verildiği örgütlenme modellerine global bölge bölümü veya bölge temelli örgütlenme modelleri denmekte. Soru incelediğimizde global faaliyetlerin coğrafik alanlara göre yapılandırıldığı örgüt yapısı sorulduğu için doğru şıkkımız, doğru cevabımız A. Global bölge bölümü olmakta. Diğer şıkları incelediğimizde global ürün bölümü, global fonksiyonel bölüm, başlangıç bölüm yapısı ve karma örgüt yapısı olduğu görülmekte. Global ürün bölümünde de işletmeler ürün temelli bir örgütlenme modeline gitmekte ve ürünün üretimiyle ilgili veya ürünün üretilmesine yönelik tüm faaliyetler bütününün ürün yöneticilerine, ürün bölümlerine devredildiğini görmekteyiz bu örgütlenme modelinde. Fonksiyonel bölümde ise benzer işlerin, benzer iş ve görevlerin bir araya getirilerek oluşturulan departmanlar vasıtasıyla işletme faaliyetlerinin yerine getirildiğini görmekteyiz. Örneğin üretim, pazarlama, finansman gibi departmanlar oluşturularak bu departmanlar ilgili faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Tabii uluslararası işletmelerde bu faaliyetlere yurt dışındaki faaliyetler de eklenmektedir. Diğer şıkları incelediğimizde başlangıç bölüm yapısı ve karma örgüt yapısını görmekteyiz. Başlangıç bölüm yapısında uluslararası faaliyetlere yeni yeni başlayan işletmelerin belki de son yıllarda kuruluşlarının son dönemlerinde uluslararası pazarlara, piyasalara açılan işletmelerin bu başlangıç düzeyindeki uluslararası faaliyetleri yerine getirmek için kurdukları bir bölüm olmakta başlangıç bölüm yapısı. Dolayısıyla bu bölüm yapısı uluslararası yani başlangıç bölüm yapısı uluslararası faaliyetlerin büyümesiyle birlikte daha büyük bölümlere yerini bırakacaktır. Karma örgüt yapısına baktığımızda ise arkadaşlar birden çok örgütlenme modelinin eş zamanlı olarak bir işletmede bulunduğunu görmekteyiz. Yani işletme hem bölge bölümüne göre örgütü tasarlamakta, örgüt yapısını tasarlamakta. Aynı zamanda ürün bölümüne göre de işletme faaliyetlerini tasarlamakta. Dolayısıyla bu az önce saydığımız örgüt yapılarının eş zamanlı olarak birden çok bir şekilde eş zamanlı olarak örgütte bulunması, işletmede bulunması karma örgüt yapısı olarak adlandırılmakta. Sorumuza tekrar döndüğümüzde coğrafik alanlara göre yapılandırılması, işletmecilik faaliyetlerinin coğrafik alanlara göre yapılandırılması sorulduğu için doğru cevabımız A. Global bölge bölümü olmakta.